Binmez, oğlum al şu iddia kuponunu. Acil yatır geldiler, müşteri bekliyor. Ya baba, bu kimin ya? Biz neye yatırıyoruz? Lan gerizekalı, 55 numaradaki adam karantinada lan, çıkamıyor oğlum. Aynısından bana da 3 TL'lik oyna. Hadi çabuk. Ya kapıcım gez, esnaf gez. Anlamadım gitti, neyiz biz ya? Efendim sayın yöneticim, buyurun efendim. Efendim benim çocuk çok rahatsızlandı da acil onu getirmem. Efendim, tabii efendim, tabii efendim. Buradaki işim bitsin hemen gelip çöpleri dökeceğim. Saygılar efendim. Tamam yöneticim, evet. Sağ olun. Ulan var ya bir gün bu herife yakalanacağım ama hadi hayırlısı. Ben ne yapayım kardeşim, tek işle geçinmek çok zor. Menşul Himmet oğlum baban nerede la? Babam yukarıda Doğan abi, ne oldu ki? Lan oğlum git babana söyle, yeni bir araba düşürdüm. Alsat yapıp yolumuzu bulmamız lazım. Ya Doğan abi, madem bu kadar çok kazancı var, babamı niye kaçıyorsun bu işin içine? Kendini alıp kazansana abi, salak mısın sen? Ulan Seyit gibi kurnaz birinden, senin gibi gerizekalı nasıl oldu hala anlamadım ya. Ne oldu ki Doğan abi? Elinin körü oldu. Oğlum zaten bende para olsa öyle yapacağım. Ama ben babana araba buluyorum, o alsat yapıp bana da yolumu veriyor. Ayı. Ulan benim babam milyarderdi be, benim haberim yok ha? Niye kapıcılık yapıyoruz biz? Lan çekil git, işim gücüm var, daha babanı bulmam lazım. Sen böyle salak salak konuşmaya devam et. Bak sayın abicim, bu daire sitenin en güzel dairesidir. Cephesi de güzel, 24 saat güneş alıyor ha. 24 saat mi? Lan oğlum, bu dairenin ne özelliği var ki? Güneş burayı hiç terk etmiyor. Yok abi, o anlamda değil ya. Yani diğer dairelere güneş çok az giderken buraya batana kadar geliyor. Batıyor bir daha geliyor. O derece yani. Anladım anladım. Söyle bakayım, buranın fiyatı ne? Abi böyle eşyalı haliyle size 3000 olur. Yalnız benim komisyonum da var, onu da unutmayın. Eşyalar şahane, sıfır. 3000 çok buraya, 3000 çok. Bir de söyle bakayım bana, sana niye komisyon veriyorum ben? E niye olacak abi? Emlakçıyı aradan çıkardım, evi direkt benden tutuyorsun. E bunun da bir bedeli olmayacak mı ha? Eşyalara baksana Allah aşkına, löküz löküz kolonya. Bedeli ne kadarmış? Komisyon artı genel temizlik, bir de güneşin de bedelini katarsak bana 5000 lira vereceksiniz abi. Kolonya. 5000 mi? Yuh! Ver 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 şu kolonya da biraz ver. Ay. Öyle deme sayın abicim. Farz et ki emlakçıdan tuttun. Ne olacaktı o zaman? 2 tane komisyonu verecektin. Bana ne veriyorsun? 1 tane. Birazdan kolonya. Oh yarasın abi. Birazdan para gelecek. Himmet gel gel. Buyur Ali abi. Ne oldu? Al oğlum şu parayı götür babana ver. Olur Ali abi de. Neyin parası yani bu? Babanla otopark ve denekçilik işi yapıyoruz. Bu da onun payı. Tamam Ali abi, merak etme sen, veririm babama. İyi, unutma babana selam söyle, tamam. Lan tamam anladım. Babam kapıcılık dışında 2-3 iş yapıyor da. Bu kadarı fazla bence. Bizim kesin milyoner olmamız lazım ya. Bak Doğan kardeşim, geçen sefer sana fazladan komisyon verdim. Vallahi bu sefer vermem. Senden alacaklıyım kardeşim. Ulan ne fazla vermesi? Hatta anlaştığımız rakamdan daha aşağıya verdin. Oradan bile yolunu buldun. Ya canım kardeşim, ben onu yolumu bulmak için kesmedim ha. Sen buldun arabaya hasarsız demiştin ama araba hasarlı çıktı. Ona ne demeli? Lan ben sana hasarsız demedim. Temizledim sadece. Üstelik 25 yıllık arabada tabii ki hasar çıkacak. Ulan onu bile 10 katına satmadın mı? Valla kardeş kusura bakma. Bu sefer sana komisyon momisyon yok, ona göre. Ha bu arada unutmadan bu ayki sana kirayı veririm. Kusura bakma, tam denkleştiremedim de idare et artık. Ulan dükkanımı kiralayıp gidip başkasına verdin, sesim çıkmadı. 3 aydır kira ödemiyorsun. Bir tane kira ödedin, onu da eksik mi veriyorsun? Allah'ın cezası. Ekonomik kriz var Doğancığım, senin haberin var mı? Tabi tuzun kuru, oturduğun yerden kira geliyor, komisyon geliyor. Bizim gibi garibanlar ne yapsın? Ha? Hiç düşündün mü bunu? Gariban mı? Ulan bütün memleket aç kalır da yine de sana bir şey olmaz, kurnaz seni. Tamam kardeşim, kurcalama o kadar. Sen o arabanın bilgilerini yolla, ben halledeceğim, hiç merak etme. Ulan işine gelmeyince nasıl da konuyu değiştiriyorsun? Uyanık. Karıştırma kardeşim, tamam halledeceğim, araba değil mi, komisyon vereceğim sana. Allah Allah, ulan babamın büfeciyle ne işi olabilir ki? Artık pes yani, büfeci bile babama para veriyorsa. Tamamdır kardeş, bizimkilerle konuştum, daireyi tutuyoruz. Yalnız
daireyi tertemiz edeceksiniz ha. Bak ben çok titizim. Ona göre, tamam mı? Tabii ki Sayın abicim. Siz hiç merak etmeyin. Cillop gibi yapacağım, yemin ediyorum. Pardon abi, bu arada ne işle meşgulüz acaba? Şirket yöneticisiyim kardeş. Sürekli işimden dolayı yurt dışına gidip gelirim. Çok yoğun bir adamım ben. Yurt dışı mı? Allah'ını seversen abi. Bir daha gittiğinde bana da haber versen abi. Orada telefon melefon çok ucuzmuş. Sen getir, ben burada satar sana komisyonunu veririm abi. Beraber çalışırız. Gerçekten mi lan? Satabilir misin? Sen ne diyorsun abi? Anasını bile ağlatırım. Sen yeter ki getir. Tamam, olur. Bakarız. Bakma Sayın abicim. Yap yap. Tekrardan hayırlı olsun efendim. Buyurun efendim. Güle güle kullanın. Temizliği hiç merak etme. Çok güzel yapacağım. Cillop gibi efendim. İyi iyi, yeni bir iş kolu daha buldum. Allah bereket versin. Oh! Oğlum sen 2 saattir neredesin lan? Sen gittiğinden beri ben kaç tane iş yaptım biliyor musun? Vallahi hiç şaşırmadım baba. Ben senin oğlun olmayı hak etmiyorum. Yolda kimi görsem bana para veriyor, götür bunu babana ver diyor. Ver ulan şu paraları. He? Madem bugün bu kadar çok şey öğrendin, o zaman hadi bunu kutlayalım oğlum. Söyle anana da yemek yapmasın. Bugün dışarıda yiyeceğiz. Gerçekten mi baba? Şaka yapmıyorsun değil mi? Ne şakası? Gerizekalı oğlum. Ben bir iş adamıyım. Bende şaka olmaz. Ben anama haber veririm de baba. Nerede yemek yiyeceğiz ya? B blok 25 numaradaki doktor var ya. Heh, bu gece işte orada yiyeceğiz. Onun da bana borcu var da ondan dolayı. Yürü gidelim. Yürü. Benim salak oğlum.